Merhaba, ben Avukat Murat Tezcan. Daha önceki videolarımızda gayrimenkul hukukuna ilişkin çeşitli bilgiler vermeye çalıştık. Bazen yargı kararlarını değerlendirdik. Bugün size farklı bir şey uygulamadan bahsedeceğim. Taputakas.com.tr internet sitesi üzerinden çalışan bu uygulama gayrimenkul satışlarında mağduriyetlerin ya da dolandırıcılık vakalarının önüne geçmeye çalışan bir sistem. Bu sistem Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün resmi bir uygulaması. Fakat vatandaşlarımız bu sistemden e, ne yazık ki haberdar değiller. Ya da haberdar olsalar da sistemin karışık olduğu gerekçesiyle ya da karışık olduğunu düşündükleri gerekçesiyle uygulamaktan imtina ediyorlar, çekiniyorlar. Halbuki uygulama oldukça basit ve yalın. Bu uygulama size ne gibi avantajlar sağlıyor? Bu videoda onlardan bahsetmeye çalışacağım. Hepinizin malumu gayrimenkul satışlarında satıcı ya da alıcının çeşitli mağduriyetleri ortaya çıkabilir. Satıcı yönünden değerlendirecek olursak alıcının verdiği paranın sahte olması söz konusu olabilir. Ya da tapuda devir gerçekleştirmiş olmasına rağmen parasını alamamış olabilir. Ya da e, parasını aldıktan hemen sonra tapu dairesinden ayrılırken gaspa uğrayabilir. Aynı şekilde alıcının da çeşitli mağduriyetleri söz konusu olabilir. En sıklıkla rastlanan durum parayı vermiş olmasına rağmen tapuda satıcı imzadan imtina edebilir. Ya da e, tüm işlemleri, tüm yorgunlukları yapmış olmasına rağmen, tüm külfetlere katlanmış olmasına rağmen son dakikada satıcı e, tapuya gelmeyerek imza atmaktan kaçınabilir. Bu gibi durumları engellemek amacıyla e, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü çok güzel bir uygulamaya imza atmış. Bu uygulama gayrimenkul hukukçuları tarafından da oldukça desteklenmesi gerektiği için bu videoyu sizlerle paylaşıyorum. Çünkü bu mağduriyetleri önüne geçemediğiniz sürece çok uzun soluklu yargı süreçlerine vatandaşlarımızın katlanma durumu söz konusu olabilir. Peki bu uygulama nasıl işliyor? Hızlıca ondan bahsedeyim. Aslında kabaca uygulama üç aşamalı. Birinci aşamada uygulamaya girmek suretiyle sizin tapudan aldığınız e, makbuz numarasını ve çeşitli bilgileri hem alıcı hem satıcı sisteme giriyor ve sisteme bir başvuru e, kodu oluşturuluyor. Bu başvuruyla birlikte sizin Orada o satış işlemini, yani ilgili gayrimenkulün satış işleminin yapılıp yapılmadığını sürekli bir biçimde kontrol edebilme şansınız ortaya çıkıyor. Peki ikinci aşamada nasıl bir süreç işliyor? Tapu Takas KomTR'nin e, Takas Bank'taki hesabına alıcı taraf anlaşılan miktarı gönderiyor bir EFT yoluyla. Tapu Takas sistemi bu belirlenen bedeli ya da gönderilen bedeli bloke halde kendi sisteminde tutuyor. Üçüncü aşamada eğer e, satıcı tapuda imza atmak suretiyle tescili gerçekleştirmişse satıcının hesabına blokeli miktar EFT yapılmak suretiyle gönderiliyor. Dolayısıyla üç aşamanın sonunda ne satıcı parasını alıp alamayacağı konusunda endişelenmesine gerek oluyor, ne de e, alıcı acaba imza atacak mı, e, tapuda devre, devri gerçekleştirecek mi konusunda e, şüpheye düşmesine gerek oluyor. Böylesi bir sistemde tarafların mağdur edilmesi neredeyse imkansız. Ve bu işlem için taputakas.com.tr ya da taputakas sistemi, hem alıcıdan hem de satıcıdan sadece 70'er lira hizmet bedeli kesiyor. Evet. Oldukça etkili ve yıllardır vatandaşların mağduriyetine vesile olan ya da neden olan durumlar bu sistemle ortadan kaldırılmış. Bu sistemin alternatifi olan paranın notere tevdi edilme suretiyle satışın gerçekleşmesi ya da blokeli çek uygulamaları masrafları düşünüldüğü zaman kat ve kat yorucu, kat ve kat külfetli uygulamalar. Bu uygulama Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün resmi bir uygulaması olması sebebiyle de oldukça güvenilir. Evet, vatandaşlarımızın bu ve buna benzer uygulamaları, teknolojiyle harmanlanmış bu uygulamaları kullanması biz gayrimenkul hukukçuların da fazlasıyla desteklemesi gereken bir durum. Umarım e bu videoda e, satışlara, e, güvenli satışlara vesile olur. E, daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler.